ayçiçeğinin üzerindeki sarmalıya koyuyor daha güzel. İşte az önceki gördüğümüz Naitirus'un kendi şeklini görüyoruz. Şimdi bir şeyden bahsedeceğim. Burada bu deniz canlısı şuradan başlıyor. Orada örüyor, örüyor, örüyor. Bir sonraki odaya geçiyor. Sonra bir sonraki odaya, sonra bir sonraki odaya. Böylelikle oda oda büyüte büyüte bu deniz canlısı Naitirus, biyologların güzel ifadeleriyle size söyleyeyim biraz sonra karşınıza çıkıyor. Tam şurayı merkez alırsanız şurada bir yeşil çizgi gidiyor bakınız. Bu yeşil çizginin şurası büyük, şu orta boy gittikçe küçülenler var. Lale tayin bir büyüme yok bu canlının üzerinde. Ne var dersiniz? Şurada gördüğünüz gibi bir büyüme çarpanıyla büyüdüğünü görüyoruz. Altın oranın belli kuvvetinde büyüdüğünü görüyoruz. Onların bir başka biçimi. Burada papatya göz önüne alınırsa, papatyanın üzerindeki sarmal yapılara bakınız. Şöyle gidiyor. Tam tersi de gidiyor bakınız. Bir tarafa doğru 34 tane spiral, bir tarafa doğru da 21 tane spiral olduğunu görüyoruz. 34 sayısını 21'e böldüğümüz zaman altın oranına çok yakın bir değer çıktığını göreceksiniz. O halde papatyanın kafasındaki yapıyı da gördük. Az önceki resmini gördüğümüz brokoli türündeki karnabaharın üzerinde bir tarafa doğru 8 tane sarmal, diğer tarafa doğru da 13 tane sarmal olduğunu görüyoruz. 13 ve 8 hepsi Fibonacci sayıları, oranı da altın oranının üzerinde. Bu dağıttığımız kozalak üzerindeki yapıyla 13'e 8 olduğunu görüyoruz. Her zaman bir çam dalından düşer bir yerde, bulduğunuz zaman sayın isterseniz göreceksiniz. Bu da bir biyoloğun görüşü, onun deniz canlılarında. Şu da size dağıttığımız çok küçücük bir tatlı su salyangozu diye söylediğim. 1995 yılında Diyarbakır'da bu benzer bir konuşma yaptığım zaman henüz ne tepe göz var, ne bir şey var. Sadece slaytlarla göstermiştim. Bitiminde oradan bir doçent geldi, hocam dedi, size dedi bunu hediye edeceğim. 24 yıllık bir Planar Beis Cornelius bunladı. Latince adlarını da söylüyorum. Ve bu canlı da bakın çok ilginç bir büyüme şekli var. Merkezden başladığınız zaman istediğiniz tarafa doğru gidin, o uzunluklar altın oranın karesi şeklini ifade ediyor. Bunların her biri benzer türde özelliklere sahipler. Geliyoruz Leonardo Fibonacci kimdir? 1170 yılında İtalya'nın Pisa kentinde doğmuş, Orta Çağ'daki Avrupa'nın büyük matematikçilerinden biri. İlk öğrenme sayıların toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemine ait kuralları o vermiş. Çok iyi bilinen tavşan problemi Fibonacci sayıları tanışmamızı sağlamaktadır. Bunun şimdi şöyle bir romanı okuduysanız, Dan Brown'un Da Vinci Şifresi romanını okuduysanız, Da Vinci Şifresi romanının içinde gizemli sayılar vardır. O kitapta gizemli sayılar şunlar. Bu sayılar Fibonacci sayıları. Kitaptan bunu, filmi de görürsün, filmde de vardı zaten. Evet. Sonuç bize altın oranına götürüyor. Diyor ki Fibonacci, bir diyor odaya bir çift tavşan koyalım. Biri erkek, biri dişi olsun. Tavşanlar birinci ayın sonunda çiftleşebiliyor.
ikinci ayın sonunda da doğurabiliyor. İkinci ayın sonunda o çift tavşan gene bir çift tavşan doğursun. Biri erkek, biri dişi olsun. Olamaz mı? Matematik problemi olur. Böylece işte ilk koyduğumuz çift bunlar. Birinci ayın sonunda o çift duruyor. İkinci ayın sonunda bir çift daha doğdu. Üçüncü ayın sonuna geldiğimiz zaman o ilk çift bir çift daha doğurdu. İlk doğuranlar da bir çift daha doğuruyor. Yani onlar olduğu gibi duruyor. Bir, bir, iki, üç, sonra onlar da doğuruyor, ediyor beş. Sonra sekiz, sonra 13, 21, 34, 55, 89 ve bir yılın sonunda Fibonacci şu soruyu soruyor. Acaba bu odada hiçbir tavşan ölmediğinde kaç çift tavşan olur? 144 çift tavşan olduğunu söyleyebiliyoruz. 144 çift. Hızlı büyüme ve 144. İşte bu ben görüntüde böyle. DNA molekülüne gelince hepimizi ilgilendiren bir konu. Buradaki ölçü birimi angstrom. Ve 34 ve 21 ardışık iki Fibonacci sayısının burada varlığını görüyoruz. Nedir o? İşte şu spiralların boylarını ölçtüğümüz zaman bu çıkacak karşımıza. DNA molekülünde de 34'ü 21'e bölerseniz yaklaşık olarak altın oranının olduğunu göreceğiz. Sanatta nerede kullanmışlar acaba? Aztek medeniyetini diyelim, Güney Amerika'nın ortaya doğru. Aztek medeniyetinde yapılan bir iki başlı yılan. İki başlı yılanın gövdesi altın makasla açıldığı zaman altın oranı 1.618 kısmına geliyor. Kafası da yılanların kafası da bir birime denk geliyor. O halde bir altın oranının da burada varlığını görüyoruz. Aztek medeniyetinde. Pierre Modrian isimli bir ressam. Bu ressam kendi resim sanatında bunu çok kullanıyor. Yaptığı dikdörtgenlerle bunun varlığını bize gösteriyor. Ha. Geliyoruz Botticelli'nin mitolojik yapıtlarının en önemlisi Venüs'ün doğuşu tablosuna. İtalyan ressam Botticelli Venüs'ün doğuşu tablosunda bakın şurada Venüs var. Bu biri rüzgar tanrısı, biri bahar tanrısı, bu bayan. Bahar tanrısı onu sanki örtmeye çalışıyor. Ve rüzgar tanrısı da arkada deniz birçok şeyde uçuruyor ve denize gidiyor bunlar. Bir midye kabuğunun içinden çıkıyor bu resimde. Ama ne özelliği var derseniz bunun. Bakınız bayanın boyunu altın orana göre ölçe gidiyor Botticelli. Hepsi şurada oranlı ve boyu için neler yapıldığını zaman çok yitirmemek için de derinliğe gitmiyorum. Ama bu Venüs'ün doğuşu tablosunda Botticelli muazzam bir resim ortaya çıkarıyor. Bu da başka bir ressam, bir Fransız ressam diyor ki altın oranı kullanarak güzellik ve denge elde edin diyor. Seurat, George Seurat. Bu da önemli bir ressam. Onun başka bir resminde ki biraz sonra bize tören geçişine mızık acılar dediğimiz bu resme bakınız ne kadar çok dikdörtgen var. O dikdörtgenlerin hiçbirisi rastlantıya bağlı değil. Hepsi altın dikdörtgenle uyumlu dörtgenler olduğunu söyleyebilirim.
Ha, yani herkesin bildiği bir tablo var. Mona Lisa, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosuna baktığımız zaman diyor ki bu tablo, şöyle dikkatle bakarsanız, bunun üzerinde kolları şöyle aldıktan sonra aşağısından göğüs hizasına kadar şu bölgede altın dikdörtgen var. Bayanın yüzü altın dikdörtgene uyumlu. Bütün tablo altın sarmanla uyumlu şekilde yapılmış oluyor. Yani Leonardo da Vinci matematiği bilen, mühendisliği bilen, her yönüyle dahi şeklindeki bir adam olduğunda ifade ediyor. Bu da onun son tablo, son şey, yemek tablosu. Hazreti İsa, yanında Meryem, havarileri çevresinde ve bu açık yeşil ve beyaz uzunluklar altın oranına uyumlu uzunluklar. Tabloda bunların varlığını görebiliyoruz. Bunlar gene şöyle. Bir Afrodit heykelini ele aldığımız zaman Afrodit heykelinde şunları görebiliyoruz. Eğer bu bayanın boyu 1 ise başından göbeğine kadar olan mesafe 0.382, göbeğinden ayak ucuna kadar olan mesafe 0.618 olarak düşünülürse burada da yine altın oran uyumunu görebiliyoruz. Hemen kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Daha sonra gelecek ama acaba bende altın oran var mı diye kendiniz ölçebilirsiniz. Ama ölçmeyin diyorum. Mimaride altın oran var mı? Mimaride Parthenon tapınağı var Yunanistan'da. Şu tapınak. Görkemli bir tapınak. Bu tapınakta öyle kişiler çalışıyor ki bunlardan bir tanesi de Fidas. Şu Fidas'ın şu üç harfini alarak pi harfleriyle şey gösteriliyor. Pi harfleriyle altın oran sembolü Yunan alfabesinden alınarak gösteriliyor. Dolayısıyla bunu yeniden ele alıp incelediğimiz zaman bakın Parthenon tapınağının yukarısında ilginç yerler var. Onun tapınakta altın oran kurallarını uyguladığını görüyoruz. Notre Dame Katedrali. Burada da yeşil ve beyazların oranları altın oran uyumlu bir katedral olduğunu gösteriyoruz. Şu aşağıdaki Fransa'daki katedralde kapıda yine altın oran uyumlu. Yukarıdaki iyi görünmemekle beraber onun bir yenilenme şeklini koyuyorum. Finlandiya'daki Turku kentinde, deniz kıyısında yukarılarda bir yerde, adamlar kalıcı olsun düşüncesiyle Fibonacci sayılarını bir enerji istasyonunun başısına koymuşlar. Altın oran sorulduğu için zaman zaman paylaşıyorum sizlerle. Mısır piramitlerinde var mıydı diye soruyorlar. Birçok kişi soruyor Mısır piramitlerinde. Her ne kadar onlarla ilgili elimizde kalıcı bir bilgi olmasa da Mısır piramitlerinde onların nasıl yapıldığını biliyoruz. Detayına giremiyorum. Ama söylemek istediğim bir şey var. En son Keops piramidi, büyük piramit. Tepesi biraz böyle şeyli bir piramit. Gittim gördüm de ben orayı. O piramidin boyutlarına bir dikkat çekeceğim. Bu piramidin şurası 146,5 metre şu. Tabanı 230 metre. 230 metrenin yarısı şu olduğuna göre burada şunu bulabiliriz. Bir dik üçgen oluşturduğu için Pisagor teoremiyle bulunabilir. Ama en önemli nokta
kafanızı yormadan atlamayı düşünün ama bir kulak dolgunluğu olsun. Şu kadar daha bilmekte yarar var. Hepimiz sinüs, kosinüs, tanjant, kontanjant ne işe yarıyordur üzerine sormuyor ama duymuşsunuzdur. Lise çağlarında. Oralarda bu piramidin açısını öyle güzel ölçüyor ki Keops ölçtürüyor. Kendisi, babası Kefren, Kefren piramidini yaparlarken hiç ölçü yapamadıkları için tepeyi alerjiyle kapatmışlar. Ama Keops piramidinde 51 derece 50 saniyelik bir açı var. Bu açının kosinüsünü aldığımız zaman altın orandaki değer çıkıyor karşımıza. 0.618. Çok ilginç. Her ne kadar Mısır piramitlerini yapanlar bunları biliyor muydu, bilmiyor muydu diye sorduk bile kendimize. Ama en azından bunların gerçek olduğunu da paylaşmasını istedim. İşte büyük piramit bu. Keops piramidi. Ben de 2010 yılında ne Mısır'da ne Suriye'de öyle sıkıntılar yokken belki daha öncesinde gittim oraya bir grup halinde. Gittik orada kazanımız var. İslam dünyasında acaba var mıydı sorusunu çok soruyorlar. Hele gençler, var mıydı yok mu altın oran diye soruyorlar. Onun için milattan sonra 670 yılında yapılan büyük cami, o Tunus'ta bir yerde, o caminin minaresine bakarsanız, şurada 3 tane bölmesi var. 3 bölmenin oranları altın orana uygun. Cami avlusunda da içinde de başka önemli özellikler olduğunu görüyoruz. İşte burada da onları görüyoruz. Osmanlı mimarisinde bu soru çok soruldu bana. Ben de sorular mantığıyla cevabını hazırlamak istedim. Altın oran var mı? Çok sayıda eser inceledim. Efendim Dingil'de bilmem nerede var. Konya'da Karakay Medresi'nde var. Hiçbirinde somut bir belge yok. O belge olmadığı zamanlar ben bir matematikçi olarak konuşamam belgesi şeyleri. Dolayısıyla olsaydı şurada var bunlar derdi ama yok. Şimdi neden yok sorusunun da cevabını vermeyiz. Harf devrimi yapıldığı zaman ülkemizde Türkiye'de 14 milyon insan var. Harpten çıkmışız, Osmanlı'dan gelmişiz belgede. Ve erkeklerde okur yazar oranı %7, kadınlarda %4 ve buna gayrimüslimler de dahil. Onu da söyleyebiliriz. Gayrimüslimlerin eğitime verdikleri önemi de düşünürsek eğer, milattan sonra 1455 yılında matbaa kurulduğu zaman, matbaa icat edildiği zaman, kendilerinden tam 272 yıl sonra Osmanlı matbaayı Türkiye'ye sokuyor. Oysa Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler burada da var, çok daha önceleri matbaayı Osmanlı'nın içine sokuyorlar. Çok ilginç, 1727-1830 yılları arasında bir 100 yıllık bir dönemde 80 kitap basılabilmiş Osmanlı'da. Şimdi buradan kendimize şu soruyu soralım. Çok az sayıda el yazması kitaplar da var tabii. Soru şu, yeterli kitap basılmayan bir ülkede, okur yazar olmayan bir toplum nasıl düşünür ve bilim yapar? Bunu isterseniz daha sonra hep beraber bilimle cevap verelim. Altın oran ile uyuma geldiğimiz zaman canlılarda kaplanın vücudunda altın oran, kafası ve gövdesi altın orana uyumlu kaplanın görüyorsunuz. Yunus balığı, balığın üzerinde de çok sayıda oranlar var. Altın oranı var. Kelebek, bunu yakalamak mümkün. Yakalarsanız ölçebilirsiniz de. Kelebeğin üzerinde de çok sayıda altın oranı görüyoruz. Şurada da var. Balıkta, karıncada, kaplanın başında, şu badi badi yürür.
bildiğimiz penguen. Penguenin üzerinde de kaç tane altın oran uyumunu görebiliyoruz? Kendi kolunuzu isterseniz şey yapın, kendi kolunuzda tam dirsekten buraya kadar olan mesafeyi şuradan parmak ucuna kadar mesafeye bölerseniz altın oran çıkıyor. Daha sonra üzerine durmamak için kendi parmaklarınızı ölçün. Bakınız 1, 2, 3 tane bölme var parmağımızda. Her birinin birbirine oranı altın oranı verecektir. Yani büyük olanın ortaya, ortanın oranı altın oranı. Bunlar da hepsi önemli şeyler ama vücudumuzu tanımıyoruz yani. Onun için de sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Ve insan idare insan yüzü ve dişlerinde bunun olduğunu görüyoruz. İdare insan yüzünde çok sayıda özellik var altın oranında gibi. Şu bayanın yüzünde görüyoruz. Şurada kulakta görüyoruz. Onu biraz daha yakınlaştırmış şekliyle görebiliyorsunuz. Bunu tanırsınız sanırım. Jessica Alba, 1981 doğumlu bir Amerikan televizyon ve film yıldızı. Bunun yüzünde öyle güzel bir yaklaşım var ki, yüz gözlerinin göz bebekleri arasındaki mesafe, yüz genişliğinin %46'sı ise ve göz bebekleri arasındaki göz bebeğinden gülümsediği zaman dişlerinin ortasına kadar olan mesafe, saçının altından çenesinin altına kadar olan mesafenin %36'sı ise göze hoş görünen bir bayan diyebiliyoruz. İşte onun bir başka fotoğrafı. Burada matematiksel ispat dediğimiz Christina William ismini gördüğümüz bir bebek yüzlü bir kız, değil mi? Ama biraz sonra göstereceğiz. Onun çok önemli bir özelliği var. Şuradaki göz bebeğinden burnunun ucuna kadar, burnun ucundan hafif gülümsediği zaman dudak ucuna kadar olan mesafedeki açı 137,5 derece. 137,5 derece son derece önemli. Bitkiler hakkında konuşurken söyleyeceğim. Bunu unutmayın lütfen. İnsan yüzünde de böyle bir şey olur, çıkıyor. Altın açı dediğimiz bir açı. O bayanın başka bir fotoğrafı. Bu güzel mi? Beğenmeyen var. Şimdi Florence Colgate 2012 yılında İngiltere'de 8000 tane aday arasından seçilen bir güzel. 8000 tane aday arasından birinci seçiliyor ve altın oran uyumlu güzelliğe sahip bir bayan olduğunu görüyoruz. İnsan dişlerinde de bunlar var. İnsan anatomisi, boyumuz, bacak uzunluğumuz hepsi burada gönderiliyor. Çok detayına giremiyorum. Yani ben daha fazla zamanınızı almak da istemiyorum. Müzikte altın oran, en güzel müzik aleti hangisidir dersek herhalde herkesin mutabık kalacak. Kemandır. Kemanın yapılış biçimi altın oranına uyumlu şekilde. Şurada A, B, C, D ile yaptığımız orantılarda bunu görebiliyoruz. Piyanonun tuşlarına baktığımız zaman, piyanonun tuşlarında da altın oran Fibonacci sayıları karşımıza çıkıyor. Şimdi burada uzun bir şey var. Bunu ben apayrı bir yazı olarak bir müzik dergisinde yazmıştım. İstendiği için yazdım. Mozart'ın eserlerinde ki zaman bölmesi hesaplandığında acaba orada altın oran var mı diye sorabiliriz. Mozart'ı ben incelesem bir şey diyemem. Siz de diyemezsiniz ama müzik teorisyenleri incelediği zaman Mozart'ın eserlerinde de bunu
olduğunu görüyorlar. Altın oranı olduğunu. Burada ben bunun içinde özellikle bir Matematik ve Müzik diye bir kitap getirdim. Amerika'dan dinledim. Orada da bunlara rastladığım için sizlere paylaşıyorum. Doğadaki son bölüme geldim. Bitkilerin, çiçeklerin taç yapraklarına baktığımız zaman tek yapraklılar, çift yapraklılar, bakın sayılar, Fibonacci sayıları, 3 yapraklı, 3 artı 3, üçlü zambaklar, beşliler, sayılar burada görülüyor, beşliler, 13 yapraklı olanlar, taç yapraklı olanlar. Şunu hiç unutmuyorum. Bu kitap basılmadan önce bizim postacımızdı bu Şahri Kuş. Üniversiteden onlar bilirler. Şahri dedim ki bana bir fotoğraf çek ama bunu fotoğrafını çek getir. Çekti, getirdi. 13 yapraklı bir taç yapraklı bir papatya. Papatya'da 13'lü yapraklar var, 21 yapraklar geliyor ve onların hepsini burada görüyoruz. Bu da eşimin bir zamanlar iş yeri vardı, Toros Caddesi'ne uygun bir yerde. Oradaki çarkı felek çiçeği ya da pasifilaro bunları. Pasifilaro'yu önden ve arkadan baktığımız zaman onların özelliklerini görüyoruz. T şeklinde 3 T, erkeklik ve dişilik organları var bunlarda üzerinde. 3 ve 5 T, hepsi Fibonacci sayıları. Onu vurgulamak için yaptığımız bir şey. İşte burada da görüyorsunuz. 3, altında da 5. Çam kozaları ve papatya'daki ve papatya'nın veya çam kozaları bunların üzerindekileri ananası isterseniz grosferiye, isterseniz bir grosa burayı bir tane ananas alın. Dip kısmından sayarak acaba kaç tane sarmal var? Her iki yöne doğru merak edenler bakabilir. Bir tarafa doğru 13 sarmal, bir tarafa doğru 8 sarmal olduğunu göreceğiz. Ve bu sirsiyum adımlarının başka bir çiçeği. Yaprak düzenlerine baktığımız zaman, bu da çok önemli. Şimdi dışarıda herhangi bir ağacı alalım, bir dalını alın. Daldan sonra ikinci dal, sonra gelen üçüncü dal nerelerde nasıl geliyor? Onları ele alırsak bakın, dalların diziliş biçimi, şurada gördüğünüz gibi bir dal, sonra iki dal, sonra üç dal, beş dal, sekiz dal, 13 dal şeklinde yukarı doğru gidiyor. Acaba dallar üzerindeki yapraklar için ne diyebiliriz dersek, onu aşağıda görüyoruz. Yapraklarla bir yaprak, sonra bir yaprak daha, sonra 2, 3, 5, 8 şeklinde Fibonacci sayılarının doğadaki bitkilerin ya da ağaçların üzerinde olduğunu görebiliyoruz. En önemli noktalardan biri, içinizde biyolog var mı? Yok, görmedim. Ha var. Şimdi biyologların yaprak diverjensi dediği bir şey var. Nedir o? Ben biyolog değilim ama öğrendim. Nedir yaprak diverjensi? Şurada bir yerden başlayarak yaprak ister ayçiçek gövdesini alın, ister başka birini alın. Bir yaprak şöyle bir tur atıyor. Sonra ikinci yaprağa, üçüncü yaprağa, dördüncü yaprağa, beşe böyle tur ata ata şu soruyu soruyoruz. Kaç tur sonra aynı yaprağın hizasında bir yaprak daha elde ederiz? Kaç yaprak sonra, kaç tur sonra? Burada gördüğünüz gibi 8 yaprak ve 5 tur geçiyor. Tur sayısı 5, Fibonacci sayısı, yaprak sayısı da 8, o da gene bir Fibonacci sayısı. O halde bu 5'in 8'e oranına da yaprak diverjensi diyor biyologlar. Bunlar kitapta uzun uzun olduğu için ben de bilmiyorum. Burada hepsi var.
Ayçiçeği. Bu şeyin adını ben bilemedim ama her yerde var bu Adana'da görüyorsunuz. Uzun tarafı, kısa tarafı, karşılıklı geliyor bunlar. Ölçün, kendi evinizde de vardır bunlar sanırım. Ölçtüğünüz zaman ikisinin oranı, altın oranı olacaksınız. Hiç baktınız mı ananasın, şey ananası diyorum, muzun içine? Kaç bölmesi var içinde? Üç bölme olduğunu görüyorsunuz. Elmada, şimdi göreceksiniz ki, bak limonda. Ama bu, bozulmamış limonlardan bahsediyorum. 8 bölme olduğunu göreceksiniz. 8 sayısı da bir Fibonacci sayısı. Elmanın orijinal elma olacak. Bozulmamış elmalar. Elmanın içinde 5 tane çekirdek var. Bir de simetriye bakın lütfen. Ve bildiğimiz dolma böğe. Dolma böğenin içinde de gene 3 göz olduğunu görüyoruz. Bildiğimiz karnabahar ve demikiye ekonopoli. Yaptığımız bu incelemenin sonucunda çıkaracağımız sonuç nedir? Altın oran matematik ve fiziksel yerlerine daima varken tam olarak insan tarafından ne zaman bulunduğu ve uygulandığı bilinir. Eski Yunan düşüncesine göre altın oran güzelliğin bir simgesiydi. Ayrıca eski Yunanlılar güzelliğin üç bileşeninin olduğuna inanırlar. Bunlar simetri, orantı ve uyum. Günümüzde olduğu gibi antik çağda da güzellik ve gerçek arasında yakın bir matematiksel ilişki olduğunun farkına varılmıştı. Bu konuşmayla estetiğin biyolojisini, doğadaki örüntü, güzellik ve uyumu, pozitif bilimlerle insan bilimlerini Fibonacci sayılarını ve altın oranını kullanarak düşünmenize yardımcı olmak istedim. En önemli cümlesi, biz bir buzdağının tepesini inceledik ve doğayı anlamaya çalıştık.